Merhaba sevgili dostlar. Bugün tesettürle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. İnşallah hem yeni kapanacak olan hem de kapandığını düşünen bazı kardeşlerimiz için faydalı olur diye temenni ediyorum. Öncelikle ben ve benim gibi kanallara gelip yok peçe Kur'an-ı Kerim'de var mı? Peçeyi siz uyduruyorsunuz. Eski dönemde peçe yok vesaire vesaire gibi konuları bir kenara bırakın. Şu anki mevzu peçe değil. Yani şu an tesettürümüzü kaybediyoruz. Tesettürümüzü ayaklar altına aldılar. Saç gösterme diye bir moda çıkardılar ve şu anda bütün başörtülerin arasından saçlar gözüküyor. Kimsenin umrunda değil. Yani asıl meselemiz buyken, asıl meselemiz dar giyimler, gözüken boyunlar, kollar, saçlar iken peçe farz mı değil mi? Mevzusu değil yani. Hani bununla lütfen gençlerimizi oyalamayın. İsteyen peçe takar, isteyen takmaz. Bunda hiçbir tartışılacak bir mevzu yok. Takmak isteyen de takabilir. Hiçbir sorun yok. Takmak istemeyene de günah vardır demiyoruz. Kimse de bunu savunmuyor. Bunu bir belirtmek istedim. Saçını gösteren kardeşlerime gelince, öncelikle kendilerine şunu sormalarını istiyorum. Ben ne için saçımı gösteriyorum? Kimin için gösteriyorum? Allah benden razı mı? Allah'ın istediği gibi kapalı mıyım? Kimlere uyarak saçımı gösteriyorum? Ben kimin için kapandım? Kimin için yaşıyorum? Bu dünya bittikten sonra hesap vereceğim bir dünya var ve ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, alimlerin fetvalarında saç göstermek diye bir şey var mı? Bunları lütfen kendinize sorun. Eğer ki saçınızı göstermek istiyorsanız, o zaman kapanmanın hiçbir anlamı yok ki kapanmış sayılmıyorsunuz zaten. Kaldı ki şu anda çok üzülüyorum. Hatta çevremde ve internet aleminde gördüğüm kadarıyla önce saçlarını gösterip sonra tamamen açılan insanlar var ve bunları örnek alan yeni nesil de var. Saç gösterilebiliyormuş. O zaman ben de böyle kapanayım. Çok kolaymış. Artık bu zamanda kapanmak zor değil diye düşünüp saçlarını gösteren, daracık giyinen kardeşlerimiz var. Böyle olunca hem başkalarının vebalini almış oluyorsunuz çünkü size uyacakları için ve bol takipçiniz varsa mutlaka size uyan, size özenenler olacaktır. Bunların vebalini alıyorsunuz. Hem de tesettürü yanlış aktardığınız için bunun hesabını ahirette vereceksiniz. Ama kaldı ki ben tesettürü hakkıyla yerine getiremedim. Ama doğrusu şu şu olmalı. Siz bana uymayın. Doğrusunu uygulayın diye belirtirseniz sık sık inşallah bu vebal üzerinizden kalkar diye umut ediyorum. Öncelikle yani bu konuda itikat zayıflığının olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz ilahımız Allah diyorsak, ben Müslümanım, ben kendimi Allah'a teslim ettim diyorsak, o halde dünyalık şeylere tapamayız. Evet, bu tapmak oluyor. Eğer Allah'ın önüne bir şeyi geçiriyorsan, namazını bırakıyorsan sırf dünyalık için veya modaya uyup Allah'ın emrettiği gibi giyinmeyi reddediyorsan, giyinmiyorsan, sen Allah'a değil dünyaya, modaya tapmış oluyorsun. İşte bu noktada itikat zayıflığı devreye giriyor. Yani o yüzden önce akaid ilmi almamız gerekiyor. Yani itikadımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ondan sonra itikat kuvvetlenince iman da kuvvetlenmiş olacak ve o zaman mantık devreye girecek. Ben ilahım Allah diyorsam ve Allah'ın emirlerine uymak istiyorsam ki ilahım dediğim kişinin mecazen kişi diyorum. Haşa, Allah-u Teala için demiyorum. İlah kabul ettiğim bir varlığın emirlerini uygulamak zorundayım. Nasıl ki bir iş yerine girdiğimiz zaman oranın kurallarına göre hareket ediyorsa, kendi başımıza hareket edemiyorsak, Rabbimizin
yarattığı dünyada kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani burada bizim değil Rabbimizin dediği olur. Biz sadece bize sunulan yollardan birini seçerek ve imtihanlarla birlikte ahiretimizi kazanmaya çalışmalıyız. Tabii ki dünyalığı elden bırakmayacağız, dünyaya da çalışacağız ama önce İslam'ı hedef belirleyip ondan sonra dünyayı İslam'a göre yaşamamız gerekiyor. İslam'ı dünyaya göre değil. Eğer İslam'ı dünyaya göre yaşarsak, o zaman işte böyle tesettürün yok olduğu, ibadetlerin huşu vermediği bir döneme denk gelmiş oluruz. Velhasılı kelam, uzun lafın kısası, eskiden dışarıda gezerken yani başörtümüzün arasından saçımız gözüktüğü zaman bir telaşa kapılırdık. Arkadaşlarımızın, sevdiklerimizi hemen söyleyemezdik de hani etrafımızdaki insanlar duyup bakmasın diye elimizle işaret ederdik ve saçlarımızı hemen yok etmeye çalışırdık gözükmesin diye. Ama şimdi o itinayla saçımızı sakladığımız dönemden itinayla saç gösterme zamanına denk geldik ve bu çok acı bir şey. Artık böyle gördüğüm zaman üzülme duygumu da kaybediyorum. Direkt kızma duygum devreye giriyor. Çünkü bu bile bile yapılıyor. Hani tesettüre yeni girmiş bir kızın nasıl denir? Çok okumamış, çok bilgisi yok. İşte kolunu gösteriyor, boynunu gösteriyor. O dönemde değiliz artık. Yani onlara üzülürdüm, açıklamaya çalışırdım, uyarmaya çalışırdım. Ama gerçekten güzel güzel kapanıp güzel eğitimler almış gördüğüm, özellikle çevremde gördüğüm insanların şimdi saç gösterme konumuna geçmelerine gerçekten çok kızıyorum. Çünkü bu tamamen bilinçli yapılan, modaya itaat edilen bir döneme denk gelmiş oldu. O yüzden lütfen benim veya bir başkasının sözleriyle değil, siz Rabbinize iman ediyorsanız Rabbinizin emrettiği gibi giyinin. Gerçek tesettürü yeniden ayağa kaldırın ve kendinize şunu söyleyin. Ben Rabbim için yaşıyorum. Beni Rabbim yarattı. Ve o yüzden de onun emirlerine eksiksiz bir şekilde uymaya çalışacağım. Her ne olursa olsun çevremde beni yolumdan alıkoymaya çalışan kim olursa olsun onlara kulağımı kapatacağım ve bunun hakkını vereceğim. Yarın hesap gününde ki her an ölebiliriz. Hesap gününde, kabirde, ahiret gününde Rabbime ben senin için çabalamaya başladım ama ömrüm yetmedi. Sen tüm günahlarımı affet demeye yüzümüz olsun. Ve bunu lütfen nefsinize, kendinize, sonra da çevrenize söyleyin, anlatın. Rabbim yardımcımız ve yardımcınız olsun. İnşallah hakkıyla kapananlardan kılsın hepimizi. Allah'a emanet olun.